Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın sabah güneşlerim benim. Günlerimiz aydın olsun efendim. Nasıl olsun? Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Çok erken kalktım, çok. Hava da bugün kapalı. Önce dedim bir kahvemi içeyim, kendime geleyim. Bugün de biraz üstünüze afiyet. Pek uyku da tutmadı. Saat döndün, kaçtı bilmiyorum. Herhalde bak 3'tü. Yattığımda saat kaç derseniz kaçta kalktım? Şimdi saate bir bakayım dur. Altı buçuk. Dedim kahvemi şöyle bir güzelce içeyim. Biliyorsunuz ben hemen kalktığım gibi kahvaltı yapamıyorum. Dedim madem ki erken kalktım. Büyükler ne derdi? Benim anneciğim öyle derdi. Erken kalkan yol alır. Bugün de çok işim var. Çok ütülerimi bir göstersem kahveden sonra size, yatağın üstü dağ gibi. Onun haricinde başka yerde de var. Tek başına olunca sürekli ütü masasını aç kapa zor oluyor. Ben de biriktiriyorum, o da zor oluyor. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bugün temizlik günü. Kışlıklar gene kaldı. Ama daha sonra hemen şey değil ya, onlar basit. Birazcık kanep altlarına bakacağım. Bazımın altında bazı yerlerin yerlerini değiştireceğim. Bugün günüm öyle geçiyor. Bugün dışarısı yok. Hadi geçelim hep beraber kahve köşemizde kahvemizi içelim. Öt. Dinlemedi, ötmedi. Aa. Hadi kız. Öt, öt, aa. Etti. Hadi kahve köşemizi. Sonunda kahve makinamızı öttürdük. Oturduk. Evet, keyifler nasıl? Vallahi bugün keyfim benim yok gibi. Dedim ya, gece 3 gibi yattım. Sabahın köründe kalktım. Birazcık havalar da, mevsimler de değişiyor. Ondan da olabilir. Erken kalktık, bugün ütüyü bitirelim. Gözüm de büyüdü, büyüdü. Vallahi büyüse de yapılacak, küçülse de yapılacak. Tekrar bir şey yapayım, bir evi bir sileyim, süpüreyim. Ondan sonra ütüye geçeyim. Ama önce kahvemi içtikten sonra hemen kahvaltı yapamıyorum. Aradan biraz zaman geçmesi lazım. O zaman içerisinde masa üstlerini falan toparlar. Sandalyeleri ters çeviririm. O şeyleri yaparım. Ondan sonra bir kahvaltı yaparım. Kahvaltıdan sonra vira, temizlik. Kafamda bir şey de takılmadıydı. Neden öyle oldum? Ben uyuyamadım, anlamadım yani. Tam içim geçer gibi oluyor. Bakıyorum, aa. İçim geçer gibi oluyor. Kalkıyorum, dolanıyorum, ediyorum. Yok. Nazar değdi, nazar. Hadi bakalım, ben temizlik yaparken bir elde siz atın. Hep beraber bitiriverelim. Kışlıklar da kaldı. Şu bazalpa şeylerin yataklarının altında, bazaların altını bir şey yapacağım.
ince şurada pikeler de vardı. Onların yerlerini bir değiştireyim. Bazayın altına koyayım. Yorgan için erken daha. Yorgan çıkmaz daha. Oh. İşte illaki şunu içeceğim ben önce. Aradan bir yarım saat sonra da kahvaltımı yaparım. O saate kadar dediğim gibi burası şey olmuş ya. İkisinin de olmuş gerçi de. Ortalığı bir toparlarım. Ortalığı silip süpürdükten sonra ütü masasını şuraya alıp şurada mı yapsam, yatak odasında mı yapsam anlamadım. Onu da getirmek külfet ha. Kaldır oradan taşı bu tarafa. Kuzucuklarımın okulları olmasaydı pıtır pıtır gelirlerdi. Onların ev yakın ya tabii. Şey yaptığımda okullar açılmadan bakardım tik 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 tik. Anneanne biz geliyoruz balkondan. Edepsiz. Şimdi okullar tabii ki o dedi baksana. Dondurma mı yedi? Ne yedi? Onun da sesi benim gibi aynı. Bu mevsimlerden de oluyor da işte. Geçenlerde Ebru'cumla onu konuşuyorduk. Bak şimdi bu şekilde oturdum ya. Gece uyuyamadın mı insanı demek ki uyu da suyu da çekiyor mu çekiyor. Ay anne dedi ben köydeyken. Biz köydeyken yani geçenlerde dedim geçiyor ne bileyim hangi gündü işte. Gene bir arada olduğumuz zamanlar bu aralar çok bir arada olduk hep. Bu kadar mı benzer dedi hani video dedi şeydi dedi. Tabii ki çekiyor Ebru onun videosundan. Bu kadar mı benzer o kadar anneanneme benzemişsin ki duruşun bakışın. Ha şeye gittiğimizde. Ebru'cumun arsasına en son aman evine gittiğimizde annen bir an dedi anneannem gözümün önüne geldi bu kadar hani demek ki dedi insanlar yaşlandıkça yani aynı anneannem dedi o bakışın dedi o duruşun dedi bir an dedi gözümün dedi önüne dedi anneannem geldi dedi dedim doğru bak ben biz mesela gelinimizi rahmetli annesine dedim ben evlenmeden annesini tanıyordum. Yaş aldıkça aynı annesi, ben annesinin yüzünü görüyorum ona baktığım zaman. Ha gençlik mi gençlik benzemiyordu fakat yaşla gülüşü, hareketleri aynı. Mekanları cennet olsun. E dedim annem yaş ilerledikçe huyu da değişiyor. E çekiyor. Çekecek tabii ki. Neyse hadi kalkalım. Bir sürü çamaşır. Ay bak bir göstereyim. Çamaşırlarım varmış. Dünyanın şeyi var yapılacak bugün. Ütüler. Hadi. Evet. Kahvemizden sonra iş başa şunların hepsici ütülenecek. Bunları güzelce kaptanın yatağına dökeyim. Şu salondan bir başlayayım. Hemen salonumuza geçelim. Buradan başlayayım ki buranın kapısını çekiveririz. Erken kalktın mı böyle. Şunu da televizyonun önüne koyalım. Ondan sonra burayı silip süpürdük mü mumlarımızı yakalım. Şunu da buraya niye koyuyorum? Televizyon seyrederken arada bir
Uzanıyorum orada. Sağ solu toplayayım ondan sonra. Evet, kahvaltı tabağımda ne var? 3 tane zeytin, çok az bir şey peynir, 2 dilim sucuk, 1 tane haşlanmış yumurta. Ekmek? Hayır. Ekmeğe ara verdik. Böyle yumurtamızı da soyalım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra hemen iş başına. Of, sıcak bu da yeni indirdim. Yandı, elim yandı. Yeter mi? Yeter bu. Öğleni artık yemem de akşama Allah kerim. Bakalım. Hep beraber afiyet olsun canlarım benim. Şöyle peynirimden başlayayım. Bu arada canlı yayınlarda arkadaşlarım bazıları çok güzel şeyler sordular. Mesela geçmişinde hangi yaşta olmak istersin? Demiştim ben de, 15 yaşlarımda, o yaşlarımda olmayı isterdim. Sevdiğim çiçek papatyaya bayılıyorum. Bir de bizim Bursa'da onların o papatyaların, Bursalı arkadaşlar bilir. Böyle büyükleri açan. Çok severim papatyayı. Hani herkes mesela güldür, orkidedir, oydur, budur. Ben papatya. Ne taçlar yapardık o büyüklerinden. Ah ah. Çocukluk günlerine dönmek güzel. Millet daha yatağından kalkmadı. Ben bismillah. Sabah sabah. Ne yapayım? Bir de uyku tutmadığı halde gece uyuyamadım. Hani sorsanız neden diye. Hiçbir şey yok kafamda, takıntılı taktığım bir şey yok. Bir ara içim geçer gibi oldu. Kalktım, aa, gene. Sağlık olsun. Erkenden işlerimi bitiririm ben de. Şimdi bunu yaptım mı? Sağa sola kaldırdım. Bugün yapacağım iş o kadar. Fazlasını beklemeyin. Ben bu sandalyeleri de tepesine. Sübürkeyi taktım. Vırr. Ondan sonra bir de yerleri silerim. Oturup kahve molası veririm. Ondan sonra ütü. Üç evde biz üç genç kızken biz de üç tane gençtik evde. Tabii benim en büyük ablamla ne kadar aramda yaş farkı olsa da üç kızın gene evde olması farklı.
Ev işlerinden aileye girerdim ben. Dış işleri bakalım. Bir de tek kız olsam mecbur senin yapacağın işler var. İki tane, üç tane oldum birbirinin gözünün içine bakarsın. Benimkiler de öyleydi. Birbirlerinin gözünün içine bakarlar. Berlin'in dış işleri benim gibi. Evin küçüğü ya. Bakkala git, onu getir, bunu getir, şunu al. Gazete çok okunurdu o zaman. Gazeteleri sabah erkenden zaten almak benim görevimde. Ama gitse onlar evde yoluşurdu biraz. Onu sen yapacaksın, ben, bunu ben yapacağım diye. Ama tek oğlumu belirli yapacağın işler var. Yani. Anlamam. Ya Rabbi şükür. Kesin bize bereket. Allah'ım olmayanlara da versin. Kalkayım şimdi elimi ağzımı yıkayayım. Salondan bir başlayayım. Hep beraber hadi. Siz de yardım edin. İçerisini salonu hallettik. Hemen şimdi mutfağımıza da var. Fırından başlayayım. Büyükler ne demiş, ne dermiş? Sen işten korkma, iş senden korksun. Bizim evdekiler, ablamlar falan böyle şey yapınca annem öyle derdi. İşten siz korkmayın, iş sizden korksun, ancak öyle çabucak bitirirsiniz derdi. Hakikaten de öyle. Ben de bak şimdi sabah kalktım, hemen onu hatırladım, giriştim. Sabah sabah, sen böyle azıcık bekle. Bu arada da detoks suyumu da ihmal etmiyorum. Oh! Detoks suyumuzu da içiyoruz arada. Ne oldu? Hadi bilin bakalım. Tam gaz, tam hızla gidiyordum. Elektrik gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, ne zaman geleceği de belli değil. Of. Nasıl canım sıkıldı. Böyle kendimi kaptırıp da tam hızla böyle bir şeye başladım mı ne olursa olsun. İşte aman ne yapayım, hadi geldiği zaman devam edeceğim ama. Ebru aradı onu da, kahve içmeye geliyormuş. Ne yapıyorsun anne dedi. Dedim kahve içmiş, aman temizlik yapıyorum annem, süpürge yapıyorum dedim. Ondan sonra da dedim ütü yapacağım dedim. Geleyim mi diyor yavrum. Gel annem dedim, gel dedim ya, bir kahve içeriz dedim. Tamam dedi. Herhalde buraya gelmiş o da. O artık burayı çarşı gibi yaptı. Günde iki kere gidip geldiği olmuştu. Gidiyor geliyor, işi oluyor, gidiyor geliyor, ne yapsın. Ne güzel bitirecektim işimi erkenden. İnşallah bir saat içinde gelir. Bir de sürer mi 3-4 saat? Kalır yarına. 3-4 saatten sonra
Canım isteyecek mi bakalım? Başladım mı bitmesi lazım. Bu arada kedilerden dolayı dittik yaptı kız. Ebru mu geldi? Annem geldi kırmızı şimşen. Annem geldi kırmızı şimşen geldi valla. Ebru'lardan istiyorum tabii ki canım. Ben Yağmur'u almayacağım kediler konusunda. Dün Derin'le de öyle konuştuyduk. Duman'ı al diyor. Valla bilmiyorum. Dur bakalım bir tanesini alacağız. Benim kız bağırdı kapıyı açayım. Elektrik kesilince hemen onu aradım. Annem dedim aşağıdan zile basarsın beni duymuyor sanırsın dedim. Elektrik kesildi haber vereyim dedim. Tamam tamam anne dedi ondan sonra anahtar var ya dedi. Unutmuşum daha eve girer girmez anahtar yaptırdım torununa hepsine verdim ya. Anahtarları var açar girerler. Kalkayım kızımı karşılayayım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Evet, ama biraz annesini gergin buldu. Ay yani sinirlerim bozuldu sinirlerim. Her yeri oynuyor böyle. Ne o? Elektrik kesilebilir. Temizlik yapıyormuş annem de. Süpürge falan bile de ortada kalmış. Ya plan program yaptım diyor. Bütün işimi halledecektim. Ondan sonra keyif edecektim. Evet. Her şey öyle olmuyor işte düşündüğün gibi. Plan yaparsın olmaz. Neyse gelir birazdan. İnşallah. Gelmezse de sıkıntı yok. Yarın yaparsın. Ay böyle batar gözüme bunlar. İşte huy çok kötü. Ben de öyleyim. Baksana diyorum ya bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Ben de öyle kaç kere başıma geldi. Tam temizlik yapacağım. Yarılıyorum pat elektrik gidiyor. Alıştı. Haydi otur süpürgeyle baş başa ondan sonra. Bekle elektriği. Bir şey de yapamıyorsun işte. Yani ama gelir inşallah. Allah'ımız dinle. Gelince hemen ben süpürürüm. Akşama kadar sürmezse. Yok şu karşıki komşuya arada bir geliyor konuşuyoruz dedim ya o gençle. Arada oluyor böyle bayağı da gelmiyor diyor. Şey bakın falan olur. Belki de olabilir yani. Bilmiyorum. Yani dur bakalım bir saat daha gelmezse ben internetten bakarım şeye. Arıza, marıza on bildirim yapıyorlar internetten. Onu belki şeyi Yüksel'e de telefon açıp söylüyor. En basiti o. Aynen. Gelmezse o şekilde yapacağız. Ben arabayla gelirken burada komple hiçbir yerde yok. Sadece bu mutlu değil. Hı-hı. Şu şeyden başlıyor sanayinin oradan. Çünkü trafik lambaları falan gitmiş. Kenarıya toplayıverim hepsini geldiği zaman. Gece şeyde 12'de bile gelse 12'de yaparım. Diyorsun. Bırakmam gene. Kafaya koydum mu yaparım. Koydum evet. Neyse gelir. Bak elektrik de olmayınca gördün mü? Kahve yapalım dedik. Annem hele oraya gidiyor. Yaparsın kahve kendi kendine. Sonra bu cezvenin de sapı oynuyor anne. Birazdan ben bunu yıkadıktan sonra bir sağlamlayayım baksana. Vidası gevşemiş. Evet. Arada onu ben de öyle yapıyorum. Sağlamlıyorum da. Gene oynuyor işte. Yalama olmuş herhalde. ne yapıyor bizimkiler bakan köydekiler? Yağmur gitti. Yağmur'u belgin istiyor. Anneme de ben tıs tıs patarayı vereyim diyorum. Tam senlik. Patara mı? Tam senlik. Senin gibi sinirli. Tıs. Böyle. Onu koltuğa koyacaksın, sen de karşısına oturacaksın. Tıslaşacağız. Gergin, sinirli. Patara dişi miydi? Erkek. Erkek alma diyorlar. Niye? Koku yapıyormuş. Ay ne alakası var? Bir de kokusu yapacaksın. Ha, bazı dönemlerde işaretleme durumu oluyor. Hani böyle evet. Şey zamanlarında, kızgın zamanlarında. Aman sen de ne olacak, kokuşun mu? Kokar mukar top tutar diyor. Şey de diyor, Derin'de diyor ki Duman'ı al. Duman da erkek. Petunia olabilir. O da böyle pof pof, siyah beyaz anası gibi. O dişi. Tamam Petunia'yı alayım. Erkeklerimin neyi var be? Ne güzel aslan gibi kediler. Yok canım bir şey yok da. Değil mi? Ben Patara'yı sana çok yakıştırıyorum. Bir göreyim de. Onun kulaklarının ucu beyaz derli böyle. Hikayet oldu mu onlar? 2 aylık oldu olmak üzere. Annelerini daha emiyorlar. Onlara bakarsan bayağı uzun süre emerlermiş. 2 aylık olduktan sonra alabiliyormuşum. Öyle mi? Kıyamıyorum da ya. Sen de kıtmırı istedim vermem dedim. Kıtmırı mı vermem? Hadi ona haklısın bir şey diyemem. Elinde büyüdü. Canım onlar ufak. Sahiplendireceksin. Anne gözüm gördü ya onları. Kedi aratma bana. Kedi aratma bana diyor. Barınaklarda var mesela. Tamam var tamam da o sende de çok işte. Çok zaten Beşiktaş belki gene hamile. Gördün mü? Karnı şiş, süt şişli mi,
Ben anlamıyorum anne, iki ara bir dere. Bak bu yavruları da doğurdu, aradan bir zaman geçmiş, büyüttü, getirdi. Herhalde o şeyde gene bir çiftleşme, büyük gebe ihtimalle diye düşünüyoruz. Aman İnşallah kızım, öyle değildir de işte kısırlaştıracağım. Yakalayamıyor. Karnı boş denk getiremiyor. Ha, aynen. İnatlaştı sana. Ya doğumunu yapıyor, yapsın. O zaman da kıyamıyoruz. Süt veriyor yavrularına, evet, kısırlaştırma operasyonu geçirmesin diye. Anam iki ara bir dere gebe kalıyor. Ben ona öyle diyorum. Kedi fabrikası. Aynen. Hayvanı doğurmadın, doğuramadın derken önüne geçiyor. Aa, sana dedi şimdi. Ya, fırsat olmuyor yani. Onu yakalayamıyor, şey yapamıyorsun ki, gözlemleyemiyorsun 7/24. Yani. En sonunda yani alacağım, evin içine koyacağım gebe kalmasın diye. Kardeşinin gördün mü salıncağını? Aa, görmedim. Geldi mi? Hiç bahsetmedi bak. Bana şey yaptı, açtı. WhatsApp'tan görüntülü aradı ne beni. Ne zaman gelmiş? Yatırmış da evvel gün mü ne? Çatmış bir de, ay bir keyif yapıyor, görcen o kara şoparı, bir hiç ses yok. Tabii salıncağı seviyor anne. Evet. Belki de birazcık rahatlar. Aynen, üst koyar oraya İsmail Yeksin'i. Yani, bana demedi işte, belki de sürpriz yapacak. Belki de, bana WhatsApp'tan açtı, görüntülü konuştuk da. Hmm, nasıl, güzel mi salıncağı? Çok güzel, çok iyi yapmış. Hmm. Yani iyi, Hakan'ı anca öyle susturabilir o. Kendi binebiliyor mu yani? Hani hayır. Şey dedim, Feyza da binmesin. Feyza da öyle görüntücü bildi. Tavanı dedim çökerler ama İsmail ne kadar canı var. İsmail'le Hakan tamam. İsmail biner. Aslında çok sağlam olsa o başkasına yaptırdım dediydi o. Bir akşam aradı. Fatih abiye söyle dedi. Ben dedi orayı dedi birine dedi yaptırdım. Fatih yapacaktı. Bir de kelepçeli vidalar var. İçinde açılıyor. Daha böyle sağlam oluyor. Fatih ondan yapacaktı da. Hemen canım, Feyza da binecek halikli koskocaman. Ben binmeyi düşünüyordum. Aa, sen de otur oraya. Hadi kahvelerimizi içelim hadi. Evet canlarım benim. Elektrik gelmedi, ne yaptık? Çarşıyı dolaştık. Ebru'cuğumun işi vardı çarşıda. Bir dakika bir dakika dur ya. Biz sabat edeceğim dedi. Diyor ki bak işimizi gördük. Ana diyor, eve gireceğiz birazdan. Ben diyor çekim yapmayı unuttum. Anne tokadı istiyor diyor. Tokatladı zaten. Ama işimiz bitmedi daha. Bitmedi. Uğrayacak birkaç yeri var Ebru'nun. Benim de var bu arada, yarım kalan bir işim. Yanında yakalamış ki araba da var. Onu da halledelim biz. Gizelim. Aynen. Afiyet olsun. Sağ ol. Nefes nefese kaldık. İki adım yürüdü. Merdiven. İki adım yürüdü. Merdiven, evet. Elektrik gelmemiş. Her yer, her tarafta gene. Ama ne yapayım? O genel bakım var herhalde anne yani. Yoksa bu saate kadar gelmediyse. Gerçi saatte geç değil de. Yani demek ki akşam üzeri belli bir saatte gelecek. Genel bakımlarda öyle oluyor. 9 gibi, aynen, 10 gibi gider. Kaçta gitti be? İşte. Gene 10 gibi gitmiştir herhalde. Sen bana dedin ya elektrik kesin. Ha, evet. Ona geliyordu saat. Tam yok işte, öyle olur zaten. O saatte gitti. Genel bakımlarda 9-10 arası kesilir. Akşam da böyle 5 gibi 6 gibi o civarda gelir. Vah, ütüdü gene kaldı. E kalsın canım. Yarına. Yine yapacak bir şeyim yok. Ne yapayım yarına? Ütünü temizleyin işte, ben buradan gidene kadar gelirse dediğim gibi ben süpürmesini yaparım. Ben de ütüyü yapardım. Artık ben gittikten sonra gelirse de şey yap. Süpürge silme işini yarın, ütüyü de al oraya, televizyon karşısına geç, oradan akşam oturdun yani. Ütüyü ben evet çabuk şey yapıyorum zaten, önemli değil. Onu da zaten biriktirdim, biriktirmezdim de. Niye? Niye? Çamaşırım çıkmıyor. Değil mi? Tek kişinin ne çamaşırı olacak? Aynen. Şimdi 3 tane için yapamıyorum. Elbiseleri giyiyorum, biriktirdiği zaman mecbur, o zaman çok çıkıyor. Doğru söylüyorum, birikmeyince ütüde öyle şey. Ütüde ne aynen. Zaman çamaşır yıkarsam birikecek ondan sonra. Evet. Hele beyazlar hiç birikmez. Aman o beyazları sorma, hala duruyor yıkanacak. Beyazlar hiç birikmiyor. Hadi renkliler tamam, güneşir de o mesela beyazlarda evet. Şey olur böyle, çok zor birikir tek kişi. Aynen. Getireyim sana kirlilerimi. Getir annem. O zaman işte her gün günde iki kere çamaşır o işi evet. Yapar o makine çalışır. Getir annem getir. Hmm. Dediğin doğru, genel kesim elektrik, sokakta ne o lambası, trafik ışıkları hala şey. Benim kafa çalışıp ya. Onlara bakmadım da geliyoruz yürüye şeye, Ebru öyle dedi.
O dedi gene büyük bir şey var dedi. Bak ışıklar dedi. Ben ümitle geliyorum. Şimdi trafik lambaları bile yok. Yani bu hem bayağı komple bayağı bir yer yok. Yani böyle hani ufak bir şeyli değil bu. Bu genel bakım yani. Hep benim dediğim bir laf var. Öğlene kadar ümitle, öğlenden sonra simitle. İnşallah akşama gelir de ertesi güne kalmaz. Hadi bir de akşam da gelmiyor. Mumları yakarım, romantik bir akşam geçirdim. Ay, beni de çağır öyle bir tamam. Şey. Tamam. En sevdiğim. Ah gaz lambası da olsaydı köyden ama alıp gelsen benim, de. Abo, evet. Nasıl güzel olur. Ben bir tane gaz lambası alayım buraya. Ya da ışıldak. Aynen. Ya ev ya lütfen. Ne? Bir şey değil mi? Öyle dedim ben şimdi. Al tamam. Yok be, gece gelir. Kaldı her yeri. Bilmiyorum. Aman kaldı her yeri dedi. Sanki ev tepe taklak oldu. Can Tez sen de öylesin. Uf ben de öyleyim evet. He. Öyleyim. Ne yapayım? İçim kahve içince daha o sübürge orada. Ben böyle sübürge villada ortada oldum. Daha fena şey oluyor ben. Fenalık geliyor bana. Bana da geliyor ama. Onları toplayalım. Ne yapayım? Ben. Elektrik gelir diye bekliyorum. Gelirse başlayacağım. Elektrik gelince yan odadan alacağız sübürgeyi. Biz komşudan değil. Yan odadan çıkarırız. Villadayı da banyoya koyacağız. İyi tamam tamam toplarız. İyi tamam. Ama kahve içeceğim. Hele kablosu da dışarıda. Ana kablosuna taktı. Benim de takıntım. Ha mesela tam böyle durumlarda süpürge yapamayacaksam onu bekletmem orada. Hele kablo da dışarıda olduğum ben iyice bir tuhaf oluyorum. Yerinde olacak. Bendeki şey mesela tertip düzen anne ya. Ona çok takıntılı. Ya ona ben de takıntılı. Yani mesela şu bardağın yeri şuradaysa burada olacak. Eğer burada olduğunu gözüme batıyor benim. İşte. Ve ben en ufak değişikliği mesela özellikle kendi evimde. Tabii herkes kendi evinde şey mi? En ufak bir değişikliği Fatih bir tarağı bile oradan oraya koysa ben hemen anlıyorum. İşte. Yer değişmiş. Ama o Ebru'nun o şimdi şey ne diyorlar ona eskiden beri vardır anlatmışımdır. Kendi odasında giydiği ilk terlikleri böyle ip gibidir. Aynen. Biri eğer kullanmış olsa anlarım onu. Şöyle öne geçse kesinlikle olmaz. O düzelecek. Hiç unutmam kardeşine Belgin'e gittiydik. Apartmandan aşağı nesiye kadar milletin terliklerini düzeltti. Kızım dedim yürü hatırlıyor musun? Hmm. Kızım yürü dedim biri kapıyı açacak alıyor sancak dur diyor çeviriyor dönüyor. Evet ya böyle bir şey ama onu biraz üstünden attım yani ben böyle bir düzen böyle bir simetri. Evet simetri var. Yani o dışarıdaki terlik ayakkabı mesela onlar böyle ip gibi olacak falan. Gerçi artık onlara çok önem vermiyorum köyde mesela köy beni çok değiştirdi. İyi ki vermiyorum gene veriyor. Ya veriyorum da eskisi gibi değil. Hani mesela temizlik şeyliğim, titizliğim mi Antalya'dayken köye taşınmadan önce yani bir aşırıydı. Evet. Yani o düzen, tertip, her şeyin hizalı olması falan. Ama köye gidince tabii temizlik değil de bahçeyle, kedi köpekle, tavukla onunla bununla evet. Uğraşmaktan temizlik mesela. Zaten köydeki 37 metrekare toplam. Evet. Orayı ben süpürüyorum 15 dakikada. Silme işi yok zaten hani yerler halı flex. Bir cam siliyorum. İnan yarım saatte camlar, evin bütün camlarını siliyorum. En son gittiğimde. Yaptığın temizlikten de anlamıyorum. Ne temizliği yani? Anlamıyorum değil. Şimdi belirli bir saati vardır o süpürgenin bunun. İşte her gün süpürürüm. İşte hepsinin huyunu suyunu biliyorum yani. Onun belirli bir saati vardır. Ya kimse yok. Fatih zaten işte. Sen, ben kim dağıtacak? Çoluk çocuk yok. Her şey yerli yerinde. Ya annem bırak onu da evet tamam küçük ama büyük de olsa yapacak yine. Olmaz. Ya yok bir şey olmaz. aynen belli bir saat. Hep o saatlerde süpürürüm ben evi öğleden sonra mesela. Evet. Bazen de sabah ama sabah çok nadirdir benim. Evet. Yani bütün mesela evimin işi olur, bahçemin işi biter. Yemeğimi falan yaparım. Süpürme işini öğleden sonraya bırakırım. Hayır yani olmaz. Süpürmese de olur. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Süpürmesen de olur. Yok bir şey ama ille o süpürge çalışacak. Aynen. Mutlaka birbirimize bir temas halinde süpürgeyle yoksa süpürgen bana darılır. Ya ister istemez oluyor orası köy yeri. Yani mesela bahçede işim oluyor. Ayağımı yıkasam da ne kadar da şey olsa toz, topalak bilmem ne işte yaprak kırıntısı pırıntısı. Hele o ana giriş yani giriş orası mesela tam şey. O kilimi gene 10 günde bir 15 günde bir yıkarım ben. Evet.
Ya bir süpürmek. Aman kendimi tatmin ediyorum. Ne yapayım? Hayır, içim rahat ediyor. İçim rahat, ha. Seviyorum yani süpürecek böyle. Yani hiçbir yerde kıl, tüy, bir şey görmeyeceğim. Evet, içi rahat edecek. Bak mesela şimdi elektrik gitti, içim huzursuz işte. Elimde değil. Şimdiye kadar çoktan bitecekti, ben keyif yapıyordum. Yaptın. Keyfini. Hiç planlı iş yapmayacağım bak. Sabahın altısında başladım. Geçen gün de ben de onu ben dedim. Ben o şekilde kendime. Planlı bir şeye kalktım mı? Aa. Aynen, sabah kalkıyorsun şunu şunu şöyle şöyle diyorsun. Olmuyor işte. Neyse, içelim kahvemizi, içeriye geçelim annem, boş ver. Ben de içelim kahvemizi, atalım kendimizi dışarı, vın turizm gezelim diyeceğim zannettim. Öyle mi söyledi ki? İçelim kahveleri, çıkalım dışarı gezmeye diyecek zannettim. Ben bir tarafa uzanayım, sen o tarafa azıcık öyle sohbet ederiz. Öyle mi diyor? Evet. Karşılıklı, peki. Ebru'yu geçirdim, elektrik geldi. İnanın bana, saat akşam oldu, yok. Dışarı gittik, Ebru'nun işleri vardı, hallettik. Oturduk, sohbet ettik. Onu yaptık, bunu yaptık. Ama ben başta dediydim zaten, bu elektrik gelmez. Bütün işimi, gücümü kaldı, gene ütüm kaldı. Ütüm gene kaldı. Artık yarın mı yapacağım? Bugün bile yani... İşim çok, yemek yapamam diyerekten diye pizza çıkarmıştım. Şimdi ne yapacağım? Bir ütüyü bırakacağım. Ebru'nun o kaldırdığı süpürgeyi çıkarayım hemen. siler süpürürüm. Salonumu süpürmüştüm zaten. Yarın da sabah erkenden kışlıklarımı çıkarıp, yıkayıp, hazırlayıp ondan sonra nereye yerleştireceksem onları da yerleştireyim. Yarın süpürge olmayacağına göre yarın onlarla uğraşırım. Akşama da ne yemek yapacağım bilmiyorum. Yalnız ütüyü yarın yapacağım. Yapamam. Saat akşam oldu. Şimdi yapamam. Daha tekrar şimdi salona gireceğim. Tekrar sil baştan süpürge yapacağım. Ben hemen pizzamı koyayım. Yarına yaparım artık yemek. 150 derecede bir pişirelim, ondan sonra afiyetle yiyelim. Hadi ben gene çıkarayım süpürgeyi, başlayayım o pişesiye kadar kaldığım yerden temizliğime. Pizzamız pişti. Fırından çıkardım. Soğumasını bekliyorum. Şu an hemen yemeyeceğim. Koştur koştur vallahi ancak işlerimi bitirdim. Şu an hemen bir kahve makinamın sesini duyuyorsunuz. Kahvemi alıyorum. Hemen kahve köşemize geçiyoruz. Hele şükür. Ben zaten bir şeyi planlı programlı yaptım mı olmaz. Bugün sabahtan çünkü erkenden kalktığımda planım programım buydu. Ütüyü de bitirecektim. Hepsini halledecektim. Ondan sonra televizyon seyredecektim. Ama maalesef elektrik gitti. Dediğim gibi. Akşamüstü gelir dedim zaten. Derler ya hani aptala malum olur, safa malum olur. Evrucum dedi zaten. Anne dedi belki birazdan gelir. Hadi ben de gelmez annem, gelmez dedim ben. Ta akşama gelir. O gitti. 10 dakika sonra elektrik geldi. Tabii ki o da biraz geç gitti. Hadi dedim. Ütüyü mütüyü bırak. Kışlıkları bırak. Onları artık yarına. Dedim süpürgeye devam, koştur koştur koştur. O arada hemen dedim pizzamı yapayım. Pizzam da pişti ama yemeyeceğim. Daha sonra yiyeceğim onu. Güya bugün yemekle uğraşmayacaktım. Güya yemekle uğraşmasam ne yapacağım? Elektrik yoktu gene. Gene fırında bir şey yapacaktım büyük ihtimalle. Elektrik yoktu gene olmadı. Aman sağlık olsun, her şeyin hakkında bir hayır vardır derler. Evet, kızım geldi. Oh, kakara, kikiri, gülüş, cümbüş. Gittik, onun işleri vardı çarşıda. Onları hallettik. Alacak bir kişiyi vardı. Bir işim daha vardı benim. Onu hallettik. En azından onlar ortadan kalktı. Onlar halloldu. Oturduk ondan sonra. Bekledik. Gelmeyince kamera önü tabii siz görüyorsunuz. Bir de kamera arkası sohbetlerimiz oldu. İyi oldu. Gerçi elektrik olsaydı da yine iki elden yapardık.
diyordu yani. Ben hadi süpürgesini veririm. Anne sen de ütünü yaparsın. Ben ütü yapmam. Yapmaz ütü o bilmez. Ütü yapmasın. Duymasın. Gerçi kendisi de söylüyor. Ütüyle aram yok diyerekten diye. Yarın artık dağ gibi ütü bizi bekliyor. Bizi, hepimizi bekliyor. Hepimizi. Yarın sabah erkenden kalktığım gibi önce kışlıkları atarım. Hava güzel ki posta. Onları yıkarım. Çok fazla yıkanacak da yok zaten. Onların yerlerini ayarlarım. Ütü tamam. Sübürge işi yok. Bugünümüz de böyle geçti. Ne yapalım? Sağlık olsun. En azından gittik, gezdik. İyi aklıma geldi ama o çamaşırcı dediğim benim. Bilmiyorduk. Açtım Behr'ine söyledim. Nerede olduğunu bilmiyordum ben. Duymuştum kızlardan. Ben Behr'in o tarafta sanıyordum. Yoksa ta çarşıya yürüyerek gidecektik. Öyle diyor bana. Hadi yürümekten kurtuldun gene diyor. Son anda aklıma geldi. Dedim Behr'in dedi aç bakalım bir soru. Ama bana benim evim karşısındaymış. Bizim bayramın sırasındaymış. Bayramın. Adını da bilmeyince bilmem ne kasap varmış. Onun yanında dedi. Çok beğendi burada. Hakikaten anne çok güzel dedi. Evet güzel. Aslında ben orayı gördüm ama orası olduğunu bilmiyordum. Kahvemi içeyim. Ondan sonra üzerimi soyayım güzelce. Duşumu alayım. Ama ben ne yapayım? Ben de bu saatten sonra keyif yaparım. Uzanırım orayı. Pek severim. Tek başına olduğum zaman televizyonu açarım oraya kanepeye uzanırım. Kumandayı da alırım. Bir o kanal, bir bu kanal seni durmadan gezinirim. Yani seyrettiğim programlar var. Bu saatten sonra yaparım. Hadi gözüm kesmiyor. Ütü masasını alıp diyorum şuraya getirsem hem seyretsem hem yapsam. Yok. Yoruldum. Boşver kalsın. Evet canlarım benim. Kaçayım artık ben gel. Olmaz mı? Olur. Evet. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.